Bugün sizlerle birlikte yanlış bilinen doğrular başlığı altında. Daha önce de böyle bir video çekmiştim arkadaşlar. Bir yanlışı, doğru bilinen bir yanlışı sizlere açıklamak üzere buradayım. Şimdi halkımız arasında yanlış bilinen bir bilgi var. Bana gelen sorular karşısında bu videoyu çekmek zorunda kaldığımı düşünüyorum. O yüzden bugün karşınızdayım. Makineden çıkan civciv gurk olur mu sorumuz. Benim için mantıksız bir soru. Ama günümüzde gerçekten çokça sorulan bir soru. Hem ben şaşırtıyorum böyle sorularda bazen şaşırıyorum. Nasıl oluyor diye. İnsanımız böyle şeyleri nasıl kafasında yer etmiş gibisinden. Ama sizleri suçlayamam arkadaşlar. Bu sorular sayfa üzerinden geldi. YouTube'da yorumlar kısmında falan gördüm. Bunun üzerine de bugün sizlere bunu açıklayacağım. Makineden çıkan civcivlerimiz gurk olur mu? Evet, kalıplaşmış bir düşünce ve yanlış bilinen, doğru sanılan bilgiler içerisine girebilecek bir konu. Yıllardır sürekli aldığım bu soruya karşılık sonunda bir cevap vermem gerektiğini düşünerek yanlış bilginin önüne geçmem gerektiğini düşündüm arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu bile değildir. Sırf makineden çıktığı için tavuğun gurk olmaması mantıksız değil mi? İşte bu düşünce yapısının çıkış sebebi şudur arkadaşlar. Tavuk üretimi yapılan fabrikalar, pazarda satılan sıkça alınan ve beslenen tavuklar arasında Lohman, Atax, Ligorin gibi cinsler vardır arkadaşlar. İşte bu hayvanlara bakan kişilerin ortaya çıkardığı söylentilerdir bunlar. Bu hayvan ırklarının yumurtalarını bir gurk tavuğu bile yumurta kuluçkaya yatarak çıkarsa da bu hayvanlar yine gurk olmak için oldukça zorlanacaktırlar. Bu sizlere saydığım yumurta tavuklarının annelik içgüdüleri oldukça geridedir. Kolay kolay gurk olup kuluçkaya yatmazlar bu hayvanlar. Bu hayvanlar tamamıyla yumurtlanmaya programlanmıştır. Yumurta için üretilen bir ırk gurk olmaya yatkın değildir arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Gurk olmazlar demiyorum. Gurk olma ihtimalleri çok çok düşüktür. Böylece bu durum yüzünden pazardan alınan tavukların gurk düşmediği, bu hayvanların da kuluçka makinelerinde yapay ortamlarda çıkarılması nedeniyle İşi bu duruma bağlayarak makineden çıkan civcivler gurk olmuyormuş diyen arkadaşlara sesleniyorum buradan. Nereden çıkardınız bunu? Kim dedi? Makineden çıkan civcivler gurk olur. Ne cins olurlarsa olsunlar. Sadece ırklarına göre annelik içgüdüleri ya düşüktür ya yüksektir. Tabi gurk olma ihtimalleri yaşadıkları ortama da çokça bağlıdır arkadaşlar. Örneğin kendilerini güvende hissetmedikleri bir bölümde gurk olmayacaktırlar. Şimdi birkaç örnek vermem gerekirse sizlere, kendi YouTube kanalımda yayınladığım çokça videomda gördüğünüz her bir tavuk, her bir civciv makineden çıkmış civcivlerdir. Çok nadirdir benim kümesimde gurk tavuğundan oluşan civciv. Yakın zamanda sadece bizim bıdık var. Bıdığın yavruları var şu an gurk civcivi olarak. Diğer gördüğünüz tüm hayvanlar makine tavuğudur. O gördüğünüz bıdık var ya, gurk oldu, civciv çıkarttı değil mi? 9 tane civciv var. Onu ben makineden çıkarttım. İlk yumurtadan çıkış anını biliyorum ben o civcivin. Ama şimdi bakın, ne güzel bir anne oldu değil mi? Demek ki makineden çıkan civcivler gurk olabiliyormuş. Olamıyor diyenlere inanmayın arkadaşlar. Bu fabrikalar yüzünden insanların kafasında kalıplaşmış bir düşüncedir. Ve sizler de çoğu zaman şahit oluyorsunuz. Bir sürü de kümesimde gurkluğa yatkın ve gurk olan bir sürü de hayvan gördük şimdiye dek. Diğer yandan gurk olmasını istiyorsanız kümesinizde kırma olan cinsler ve Hint ırkları bildiğim kadarıyla ve gözlemlediğim kadarıyla gurk olmaya annelik içgüdüleri yüksek hayvanlar. Yani bunlardan kümesinizde barındırırsanız daha çok gurk elde edebilirsiniz. Bu pazarlardan alınan ve fabrikalardan çıkan tavuklarımız ise yumurta tavuklarıdır. Bundan annelik içgüdüleri oldukça düşüktür. O yüzden kümesinizde Lohman, Ligorin ve Atax, aynı zamanda buna benzer yumurta tavukları varsa kolay kolay gurk olmayacaktırlar. Anne olmak için çaba göstermeyecektirler. Yumurtaların üstüne yatmayacaktırlar. Çok nadirdir. Evet. Görülen durumlar var yattığını falan. Ama nadiren arkadaşlar. Ayrıca bu konudaki kendi görüşüm ise bu yumurta tavuklarının genetikleriyle oynayarak bu hale getirmeleridir. Biliyorsunuz insanımız üretim için her şeyi yapabilirler. Hayvanları bildiğiniz yumurtaya programlamışlar. Yumurta tavuğu aldığınız zaman kümesinize hiç ara vermeden bir ligorini örnek alalım. Sürekli yumurta salar, kafasına ışık vurduğu sürece yemir. Ama köy tavukları öyle değildir. Veya da buna benzer farklı cinsler böyle değildirler.
kendi hayatları vardır, düşünce yapıları vardır. Artık bu konuyu çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Yanlış bilinen bu bilgiyi bu videoda sonlandırdım. İnşallah artık biliyorsunuz gerçeği. Artık gönül rahatlığıyla makinede civciv çıkartabilirsiniz. Sizlere bol çıkımlar dilerim arkadaşlar. Hayvanlar bizler için değerli ve onları sevip sayalım, saygı gösterelim. Diğer videolarda, farklı bilgili videolarda, yanlış bilinen doğrularda, daha doğrusu doğru bilinen yanlışlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizimle olun, mutlu olun.